Bildiğiniz gibi bir meşhur Fatih Portakalımız vardı. Çok meşhurdu. Yalan haber ve yandaş haber yapmakta üstüne yoktu ve ama her açıklamasında ne hikmetse ben yandaş değilim, tarafsızım diyordu. Hep yorumlarını katıyordu. Hep iktidarı eleştiriyordu. Muhalefet hiç laf söylediği yani çok nadir gözükmez yani. O da hani derler ya kızım sana söylüyorum gelelim sen Allah hesabı gibicesinden. Bu Fatih Portakal'ın lastiği patlamış. Şimdi biliyorsunuz Ekim ayında tekrar Fox TV'de görüşeceğiz diye bir açıklama yaptı. Tatilden tekne yattığında hani bu açıklamayı hani paylaşımı yaptıktan sonra Fox TV'den istifa ettiğini duyurdu. Kimileri diyor kaçtı, kimileri diyor istifa etti. Yok kendi köşesine çekilecekmiş. Muharrem İnce'nin hani tavuk beslerim ben diyor diye ben tavuk besleyeceğim. Beyefendi de tarım yapacakmış ya. Allah'ım ya Rabbim, tarım yapacak. Sen ne anlarsın tarımdan? Allah'ını seversen. Yani senin ektiğin şeyden hani hayır mı gelir, mahsul mü çıkar veyahut da kim yani çocuk kandırıyor ya. Senin ne işin ya? Sen git teknelerde onun bunun yalakalığını, şunun bunun yalakalığını, yağcılığını yap da onun bunun hani fonladığı paralarla milletin onun bunun aleyhinde yalan yanlış uydurmalarda bulun. Daha sonra keyfine bak sen. Ne yapacaksın? Tarım yapacakmış. Yalanını yiyeyim senin ya. Yalanın baksın hesabı. Şimdi işin iç yüzünü anlatacağım ben şimdi size arkadaşlar. Bu Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'yla eski sınıf arkadaşları, okuldan sınıf arkadaşları. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bayağı bir projelerinden, önemli projelerinden birisi. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediyesi'ni kazandıktan sonra tekrar CHP'nin şişirip allayıp pullayıp Cumhurbaşkanı'nın karşısına Erdoğan'ın karşısına çıkarıp 2023 seçimlerinde başkan adayı yapabilecek adaylardan birisi. Çıkarmasalar bile Ekrem İmamoğlu o kadar salak birisi değil, uyanık genç birisi de. Şimdi onun plan ve projeleri şöyle bir şey. En fazla diyor Erdoğan'ı diyor belediye seçimlerinde yendim diyor. En fazla diyor yenilirsem bir kere yenilirim Erdoğan'ı diyor. O da 5 sene. Erdoğan'ın yaş itibariyle Kılıçdaroğlu'nun yaş itibariyle en fazla 5 ya da 10 sene orada koltukta otururlar diyor. Ben İstanbul gibi mega şehre başkanlık yapmış bir isim olarak diyor. Benim geleceğim parlak diyor kendisi. Ve 5-10 sene sonra geleceğin Erdoğan'ı olarak Türkiye'nin tek lideri olarak kendini aday görüyor. Ve bu sayede de kendisine televizyon kanalları oluşturuyor. Bakın kendine basın ve yayın aracılığı oluşturuyor. Çünkü kendisinin Türkiye genelinde aday olması, desteklenmesi veyahut da kendini parlatması, sesini duyurması, kendinden konuşmak, bahsettirmek için televizyon şirketlerine ihtiyacı var. Yoksa bu yolda başarılı olamazsın. Erdoğan'ı takip ediyor. Erdoğan'ın yapmış olduğu işleri yapıyor. Nasıl şu anda Erdoğan'a mesela A Haber olsun, 24 olsun, Ülkü TV baya hani kendisinin Kanal 7 televizyon şirketleri Erdoğan'ın destekçiliğini yapıyor ya mesela. Bu da işte Erdoğan gibi yapayım başarılı olayım. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 5-10 sene sonra ortadan hani siyaset hayatından çekilmek zorunda kaldıklarında ben o zaman ortaya çıkayım gencim yaş itibariyle diyor. Şimdi ne yaptı? Bursa'dan Olay TV Cavit Çağlar'ın kanalını satın alıyor. Onun genel yayın yönetmeni Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı. Şimdi 6 ay 1 sene en fazla Fatih Portakal'ı yatıracak. Fatih Portakal siyasi ve hani sunuculuk ve haber spikerliği bakımından Türkiye'de çok tutulan bir kişi. Reklam, isim yani. Onun hangi kanala giderse gitsin onun peşinden sürüklenecek milyon kişi var. Milyon. Bunu Ekrem İmamoğlu bildiği için yolumuzu beraber alalım diyor. Ben kazanayım sen de çok kazan diyor. Ben kazanayım sen dokunulmaz ol diyor. Benim önüm senin sayende açılsın. Ben siyasette yürüyeyim, ben yürüdükçe seni de o nerelere götürürüm diyor biliyor musun? Aklın almayacak. Türkiye'nin serveti var önünde diyor. Sen yeter ki oradan beni pop popla, ben seni neler hani neler kazandırırım. Senin 7 ceddin, 70 sülalen Türkiye'nin bu arazileri, ihaleleri, bu ne kadar hazinesi varsa elimin altında o sular seller diye. Şimdi Tele1'i Berden Yanardağ'la biliyorsunuz. Tele1 onun emrinde. Şimdi CHP'nin genel koltuğuna geçmeye kalkarsa, geçerse Kılıçdaroğlu'ndan sonra hani kendini aday görüp de bir şekilde geçerse hani tartışmalar çünkü Kılıçdaroğlu'nun yaşı geliyor.
Adam 70 yaşında artık bundan sonra 5-10 sene sonra fazla bu kadar hani aktif olamayacak. Bu da genç parlak. Biliyor musunuz? Hani CHP'de de hani diyecekler ki artık CHP'nin koltuğuna sen bayağı bir layıksın demeye başlayacaklar 5 sene sonra. Halk TV arkasını alırsa, Fox arkasını alırsa, Portakal'ın kurmuş olduğu Olay TV yanında birkaç kanal daha oluşturursa İstanbul Belediyesi'nin yeni seçimlerde yani yeni dönemde 3-4 sene sonra artık iyice dengeler belli olacak. Ortam, siyaset tamamen şekil alacak. O zaman işte Ekrem İmamoğlu ya bir kere daha Erdoğan'a kaybederim diyor. En fazla bir kere kaybederim diyor. 2028'e kadar. Ondan sonra Türkiye benim diyor adam. Benim. Tamamen benim diyor. Ben diyor o zaman Türkiye'ye ümit olarak, Türkiye'ye yeni bir ümit olarak ben çıkacağım, ben doğacağım diyor. Hiçbir rakibim yok diyor. Çünkü gencim, benim yaşımda genç siyasetçi kimse yok. Muharrem İnce de gidecek diyor. Belki Meral Akşener kalır belki ama Meral Akşener'le anlaşırız diyor. Hani onunla da anlaşacak. AK Parti'de kimse kalmayacak diyor Erdoğan'dan sonra. Büyük bir hezimet uğrayacak. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu ona kalacak. Başka da parti kalıyor mu Türkiye'de ona kafa tutabilecek? Devlet Bahçeli de gidiyor. Onun zamanını hani 5-10 sene sonrasını düşünüyoruz. O zaman diyor ki Türkiye tamamen benim. İşte o zaman diyor bu siyasi hani bu gazete, televizyon, bu yayın şirketlerini arkama alırsam diyor Türkiye'yi tamamen ele geçirebilirim diyor. O zaman diyor ümit olarak Türkiye'ye ben doğacağım. Benim gibi genç bir siyasetçi yok. 10 sene sonraya benim gibi adı şimdiden parlayan 10 sene sonraya daha çok parlayacak bir siyasetçi rakibim var mı diyor. Melik Gökçek olsa gidecek diyor. Onu da o da yaşlanıyor. Artık kalmıyor. Şu anda Ekrem İmamoğlu'nun yaşında onun gibi parlak hiçbir siyasetçi yok. Hiçbir genç bir siyasetçi yok. 10 sene sonra bakın bütün bugünkü siyasetçilerin hepsi siyaseti bırakabilir. Bırakma zorunda kalabilir. Yıldızları yani kaybolur, erir, eksilir. Ne olur? Ekrem İmamoğlu'nun yıldızı otomatik olarak ortaya çıkacak. Geleceği görüyorsan işte böyle hareket yaparsın. Bir sene sonra Fatih Portakal'ı Olay TV'nin ana haber programına getirip kendi planını, projesini devreye sokacak Ekrem İmamoğlu. Bu yüzden bu Ekrem İmamoğlu'na çok dikkat etmek gerek. Çok dikkat etmek gerek. Türkiye'nin geleceği ne hale gelecek? Ne durumlara gelecek? Adam bugünkü zenginliği ne ki ne Ekrem İmamoğlu'nun? Türkiye'nin tapusu eline geçecek ya. O zaman ne yapacak? Gerisini varın siz düşünün artık. Evet arkadaşlar bu Fatih Portakal için söyleyeceklerim bu video için şimdilik bu kadar. Daha sonra videolarımda devamını aktaracağım. Çünkü videoların uzun olması o kadar güzel olmuyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.